A Para ekranlarından mutlu günler diliyorum. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Emlakjet CEO'su Sayın Tolga İdikat bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konut fiyatlarını konuşuyoruz uzun süredir. En direkt doğru ağızdan da dinlemek istiyoruz tüm detaylarıyla birlikte. Yayın önce sizinle kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Önemli başlıklar var. Önünüzde hazırlıklarınız, anketleriniz, rakamlarınız var. Şimdi burada Türkiye genelinde konut satışlarının TÜİK rakamlarına baktığımızda Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azaldığını görüyoruz. Doğru. Burada 79.313 olduğunu görüyoruz. Bir de ilk el konut satış sayısı 25.425 olarak gerçekleşti diyor bize TÜİK'in rakamları. İkinci el konut satışlarında ise 53.888 konut el değiştirdi. Rakamlar bunlar. Son tabloyu, satış rakamlarını, fiyatları tüm detaylarıyla sizden bir rica edelim. Tabii. Son tabloyu buyurun. Bahsettiğiniz gibi Haziran raporu yayınlandı. 79 bin civarı bir konut satışından bahsediyoruz. Biraz düşük, özellikle bir önceki aya göre ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz ama bunun bir sebebi Haziran ayındaki uzun bayram tatili. Tabii ki iş günü biraz daha kısıtlıydı Haziran ayında. Dolayısıyla bir önceki yıla göre karşılaştırmak biraz daha doğru oluyor. Ama yine bir önceki yıla göre de yaklaşık %5 bandında bir düşüş var. Yani geçtiğimiz yıl Haziran ayında 83 bin konut satılırken 79 bine düştü. Yıla baktığımızda da ilk 6 ayın toplamı 545 bine gelmiş oldu. Yani ayda yaklaşık ortalama 90 bin civarı konut satılıyor. Bu 2023 yılında ayda ortalama 100 bindi. Bir önceki yıl ayda ortalama 120 bindi. Yani yıllar bazına bakarsak aylık 120 bin konut satışı önce 100 bine düştü. Şimdi bu senede 90 bin bandına devam ediyor. Yani adetlerde bir düşüş olduğu çok aşikar. Peki düşüşün en temel sebebi nereden kaynaklanıyor? Aslında birinci el, ikinci el anlamında çok büyük bir fark yok düşüş anlamında. Ama en büyük düşüş ipotekli konut satışlarından geliyor. İpotekli konut satışları Haziran ayında sadece 6.800. Bu bir önceki yıl bile düşük diyorduk biz, onun bile yarısında. Yani bir önceki yılın aynı ayının ipotekli konut satışlarının yarısına düştüğünü görüyoruz. Yani artık özellikle orta gelir, orta üst gelir grubu oturma amacıyla bankadan kredi çekerek konut alamıyor. Çünkü kredi faizleri oldukça yüksek. Dolayısıyla bu büyük bir etki. Küçük bir etki de şuradan geliyor. Adetsel olarak çok olmasa da cirosal olarak aslında anlamlı bir düşüşte yabancıya konut satış rakamlarından geliyor. Yine Haziran ayında 1400 adet yabancıya konut satışı görebiliyoruz. Bu bir önceki sene 2600'dü. Yani %70 bandında düşüş var. Düşüşün en temel sebepleri bunlar diyebiliriz. Yani orta gelir seviyesinde, orta üst gelir grubunda ipotekli satışlar düşüyor. Aynı zamanda yabancıların da Türkiye'den konut satış adetlerinin düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Burada önümdeki notlara baktığımda konut fiyatlarında reel düşüş yıllık %14 seviyesine kadar geriledi diyoruz. Ama doğru. Buradaki reel düşüş ve bu rakam bize neyi ifade ediyor? Yani evet, burada konut fiyatları düştü demiyoruz sanırım. Daha detaylı bilgiyi sizden alalım şimdi. Doğru. Şimdi burada konut fiyat endeksi de yayınlandı. O bir ay geriden geliyor. Ama o da önemli bir gösterge. Aslında yıllık fiyat %45 oranında arttı nominalde. Fakat enflasyondan arındırdığımızda reelde bileşik olarak %14,9 bir düşüş görüyoruz. 3 aydır reelde konut fiyatları düşüyor. Yani enflasyonu yenemiyor, enflasyonu geçemiyor. Ama nominal olarak artış devam ediyor. Yani %45 oranında bir artış var. Bu işte reel düşüş geçtiğimiz ay %13 bandındaydı. Ondan önceki ay %9 bandındaydı. Bu ay ise %15'e yakın bir reelde düşüş gözlemliyoruz. Burada peki %45 fiyat artışlarından bahsettik. Özellikle büyük şehirlerdeki durumlardan da biraz bahsetmek istiyorum. İstanbul'da konut fiyat artışları aslında yıllık sadece %35. Yani reel bazda bakarsak aslında %25 oranında bir düşüşten bahsedebiliriz yaklaşık olarak. Neden? Temelde baz etkisi. Aslında geçtiğimiz yıl fiyatlar o kadar yükseldi ki hızlı bir şekilde. Reel anlamda %100'ün üzerine varan konut fiyat artışları gördük. Dolayısıyla şimdi artık burada bir soğumadan bahsedebiliyoruz. Ankara'da %54 oranında bir fiyat artışı var. İzmir ise Türkiye ortalamasıyla eşlenik bir şekilde %44. Ankara'da neden daha hızlı gidiyor dersek aslında o da önemli olabilir. İki temel sebebi var. Birincisi Ankara bundan 2 sene önce başlayan bu aşırı yükselmeyi takip etmedi. Biraz daha geriden geldi. Özellikle yabancı satışının olmaması, işte deniz kenarında olmaması gibi sebeplerle Ankara biraz geriden geldi. Ama ne zaman ki geçen sene yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadık ve insanlar biraz daha sağlam zemin, depreme dayanıklı bölgeler aradı. Bu sefer Ankara'ya talep çok ciddi arttı. Hem baz etkisinden dolayı hem talebin artmasıyla beraber bu sefer Ankara'da fiyatların ortalamadan biraz daha yüksek bantta gittiğini söyleyebiliyoruz. Peki bu fiyat artışları nasıl devam edecek? Bu da önemli bir soru. Şimdi gayrimenkul yatırım aracı olmaktan son bir 5-6 aydır biraz çıktı diyebiliriz. Çünkü zaten mevduat faizleri çok yüksek, işte mevduata bağlı fonların getirileri çok yüksek vesaire. Yani Türk lirası değerlendikçe gayrimenkul yatırımlarından yatırımcı segmentinin biraz geri çıktığını görebiliyoruz. Ama şunu unutmayalım. Şimdi bu biraz da tabii ki maliyete de bağlı, talebe de bağlı enflasyon ya da bir malın fiyatının artışı ama biraz da maliyete bağlı. Dolayısıyla buradan da inşaat maliyet endeksine bir bakmak istiyorum. Geçtiğimiz ay yine inşaat maliyet endeksindeki artışın yıllık bazda %72.8 olduğunu görüyoruz. Yani bu şunu söylüyor, tamam talep daralmasından ötürü fiyatlar yeterince artmıyor, artmayacak da önümüzdeki yaklaşık bir en az 6 ay boyunca ama maliyet de artmaya devam ediyor. Dolayısıyla gayrimenkul de bir temel ihtiyaç olduğu için, yani hepimiz bir yerlerde yaşamak zorundayız sonuçta, maliyetler de arttığı için önümüzdeki dönemde de fiyatların yine çok ciddi bir düşüş beklentisinde ben değilim. Aslında şu anda gayrimenkul biraz şeyi bekliyor, finansmanın düşmesini bekliyor. Finansman düşse yeniden fiyatlarda bir hareketlenme öngörebiliriz. Peki konut sayısı ne durumda? Konut sayısını bir konuşalım. Yani burada maliyetlerin yükselmesiyle birlikte fiyatları da bir 6 ay gibi zaman biçtik. En azından yükselişe geçmemesi adına. Orada bir yavaşlama diyelim. Doğru. Bir yatay seyir diyelim. Burada konut arzında bir problem var mı? Şimdi konut arzı aslında yatay gidiyor. Bir önceki seneye göre de yatay gidiyor. Şu günkü talebi karşılamak da muktedir. Ama Türkiye'nin genel nüfus artışına göre ortalama talebini karşılamak da aslında yetersiz kalıyor. Yani genelde Türkiye biz ortalama her yıl işte 800 bin, 900 bin yeni konut gelmesi gereksiniminden bahsediyoruz. Ama üretimler genelde 500-600 bin bandında. Hani bu bahsettiğim gibi bu sene bir daralma olduğu için talepte bunu karşılar. Ama önümüzdeki sene unutmayın bu talep birikiyor. Ya biz bunu daha önce de yaşadık. Bu talep arttıkça bu sefer arzda düşük kalırsa yine ne yaşayacağız? Fiyat artışları yaşayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir risk var. Ama şu anda Türkiye'de stok biraz artmış durumda. Yani şu anda satılık bizim bütün hani ilan, Emlakjet gibi işte ilan sitelerine de bakıyoruz. Yine sahadan da aldığımız bilgilerle konut stoğu işte 800 binlere kadar falan inmişken şimdi tekrar 1 milyon bandına atmış gibi görüyoruz. Ortalama Türkiye'nin ortalama konut fiyatı da aslında 3.4 milyon lira. Ama bu tabii çok ortalamanın ortalaması. Yani şimdi bunu bir İstanbul'da Beşiktaş ilçesi veya İzmir'de Karşıyaka ilçesine bakarsanız tabii ki böyle değil fiyatlar. Ama Türkiye'nin ortalamasına baktığınızda 3.4 milyon bandında gidiyor fiyatlar. Şimdi az önce burada bir konut, gayrimenkul bir yatırım aracı olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü son konjektürde rakamlara baktığımızda, getirisine baktığımızda dediniz ama buradan bir de kiralık evlerin getirisine, bu pencereye bir bakalım mı? Doğru. Şimdi tabii yatırımcıların iki tipte yatırım olabiliyor. Birincisi alıp belli bir süreden sonra satma amacıyla. Bir grup yatırımcı ise Türkiye'de bu çok yaygın bir kullanımdır. Özellikle işte emekliliğimde bana destek olsun veya bir pasif gelir olsun gelirimin yanında diye kiraya verme, kira geliri alma oldukça yaygın bir kullanımdır. Son dönemde biraz bu kira olayları biliyorsunuz bir %25 üst sınırla biraz karıştı. Yani ev sahibiyle kiracılar birbirine düştü vesaire ama şimdi bu uygulama da kalktı önümüzdeki dönemde. Fakat şunu görebiliyoruz. Kiralık fiyatları satılık fiyatlarından daha hızlı artıyor. İşte biraz önce %43, 44, 45 bandında fiyat artışlarından bahsederken kiralıktaki fiyat artışları %55, 60 bandında. Şimdi bu neyi getirdi? Özellikle bu dönemde tam bir alıcı pazarı olduğu için yeni konut alırken pazarlık gücü alıcıların elinde. Özellikle de elinde nakit parası olanlardı. Fakat kiralardan artış devam ediyor. Yani konut alamayan orta ve orta üst gelir grubu ne yapıyor? Tek çaresi kiraya çıkabilmek. Dolayısıyla kiralık talebi artıyor, devam ediyor. Kiralar artmaya devam ediyor. Şimdi siz uyguna bir konut fiyatı alırsanız kiralar da yüksek olduğu için geri dönüşleri gittikçe kısalmaya başladı. Türkiye'de geleneksel olarak 18 yıl, 20 yıl bir konutun geri dönüşü için iyi bir süreyken şu anda özellikle çok talep gören bölgelerde bu rakamlar 11-12 yıllara kadar geri geldi. Yani örneğin İstanbul'da 3 milyona, 3,5 milyona alabildiğiniz bir 1+1 dairenin kira getirileri 20-25 bin TL bandına geldi. Bu da 11 yılda, 12 yılda kendini döndürüyor demek oluyor bu. Geleneksel olarak alıştığımız 18-20 yılın oldukça üstünde iyi bir yatırım aracı gibi görünüyor bu açıdan bakarsak. Şimdi gayrimenkulde satış rakamlarını konuştuk. Burada doğru. İşte ortalama bir evin getirisi nedir dedik. Ortalama bir evin ne kadar olduğunu konuştuk. Buradan bir de arsa başlığını da açmak istiyorum. Burada arsayı çokça konuştuk pandemi sonrasında. Şimdi rakamı siz az önce 3,4 milyon lira gibi doğru. bir şey söylediniz ama bu tabii çok çok ortada bir rakam tabii. Doğru. Daha da yüksek burada konut doğru. fiyatları. Ortalama bir aile artık konut alamıyorsa işte yüksek kredi faizleri dedik, ev kredileri faizleri dedik. Bunlardan dolayı baktığımızda arsaya yönelimleri konuştuk. Burada arsayla ilgili bir anketiniz, detaylı bir çalışmanız doğru. var, raporunuz. Doğru. O rapor sonuçlarını bir dinleyelim mi siz? Tabii ki. Çok kısaca da bir giriş yapmak gerekirse günümüzde gayrimenkul satışlarının artık sadece %40 civarı konut olmaya başladı. Eskiden genelde %60 konut alınırken gayrimenkul içerisinde. Şimdi bu oran %40'a kadar düştü. Yani konut dışı gayrimenkul satışı toplam gayrimenkul satışlarının %60'ına ulaştı. Burada da tabii ki ana itici güç arsa. Arsaya talep pandemiden başlayarak ve ardında da konutların aşırı fiyatlanmasıyla beraber arsaya yönelmiş durumda. İşte deprem olması, insanların uzaktan çalışma gibi birçok etki arsa talebini canlandırdı ve arttırdı. Şimdi arsa talebi arttıkça tabii bu fiyata da yansıdı. Özellikle işte biraz önce yine %43 konut fiyat artışından bahsederken arsada bu rakam %63. Yani arsa fiyatlarına da yansıdı. Arsa talebi arttı. Şimdi biz bu konuyla ilgili kullanıcılarımıza yani Emlakjet'in de aylık yaklaşık işte 15 milyon trafiği var. Herkes gayrimenkul bakıyor. Onlara anketler çıkıyoruz. Dedik ki önümüzdeki dönem arsa yatırımı yapmayı düşünüyor musunuz? Bu oran yaklaşık eskilerden işte %25-30 bandındayken bu yaptığımız ankette bu oran %57 oranında çıktı. Yani aslında her 10 kişiden 6'sı bir gayrimenkul yatırımı yapma hayalinde. Bunu yapmayı düşünüyor, gündemine almış gibi. Peki bu yatırımı nerede yapmak istiyorsunuz diye sorduk bölgesel olarak. Burada da Marmara bölgesi öne çıkıyor. Yani %37 yatırım yapmak isteyenler Marmara bölgesini tercih ediyorlar. Ardından %26 ile Ege geliyor. Ardından %16 ile Akdeniz, %15 Karadeniz, %6 da İç Anadolu şeklinde ilerliyor. Peki biz neden arsa yatırımı yapmak istiyorsunuz diye baktığımızda da burada aslında birinci sırada açık farkla %45 hayalimdeki evi inşa etmek için diyor. Yani aslında insanlar işte biraz önce de bahsettiğim gibi yani biraz da artık şehrin keşmekeşinden, büyük şehirlerin keşmekeşinden uzaklaşmak için, işte depreme dayanıklı evler yapabilmek için, uzaktan çalışmanın getirdiği faydalardan faydalanmak adına biraz da artık ben kendi müstakil evimi yapayım, orada yaşayayım diye bir hayal var. %45 bu. %20 işte paramı değerlendirmek için diyor ama %17 de yatırım portföyümü çeşitlendirmek için diyor. Yani ikisini toplarsak da aslında %37 oranında da yatırımını konuttan arsaya çevrildiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında biraz da bu hani konutun azalmasını bu rakam açıklıyor diye düşünüyorum. Peki bir de arsa yatırımı yaparken hangi faktörlere önem veriyorsunuz diye soruyoruz. Yine burada birinci sırada imara açık olması. %40 oranında imara açık olması var. Fiyat çok önemli, %26 bakılan ikinci konu. %20 lokasyon, yani istediğim lokasyona yakın olması. %14 de yine şehir merkezlerine yakın olması. Yani ikisini birleştirebiliriz. Ya temelde imara açık olması en önemli konu. Lokasyonun iyi olması ve fiyatların uygun olması ön plana çıkıyor. Arsa yönüne ciddi bir talep olduğunu görüyoruz ki biz Emlakjet üzerine trafiğimize de baktığımızda da trafiğimizde arsa yönüne bakılan ilanlarda trafikte yaklaşık 2,5-3 kat oranında artışları da gözlemleyebiliyoruz. Ankette bunu teyit etmiş oluyor. Tolga Bey peki burada arsa fiyatları nedir? Ortalama bir fiyat. Şimdi arsa fiyatlarını ortalama vermek oldukça yanıltıcı olur. Çünkü arsa konuttan daha karmaşık bir ürün. Yani çünkü imara açık olması, işte ticari imara açık olması, turizm imarına açık olması, tarla vasfı olması olmaması gibi çok kompleks şeyler var. Ve metrekareleri de çok farklı vesaire. Ama yani çok yakın yaklaşık bir ortalama vermek gerekirse Türkiye'de yayınlanan ilanların ortalaması yaklaşık 750.000-800.000 TL bandında. Hani konut ortalamasının 1/4 diyebiliriz. Ama dediğim gibi yani arsa hani büyüklüğüne göre, imar tipine göre oldukça farklılaşan, çok daha derinleşik bir ürün aslında konuttan. Dolayısıyla ben hep şeyi de öneriyorum, yani bu dönem biz aslında onunla ilgili bir arsa dünyası diye bir ürün de canlıya aldık. Arsa almak konut almaktan biraz daha zor. Özellikle imar durumunun iyi anlaşılması için. Ya ben hep şunu öneriyorum, nereden arsa alınırsa alınsın mutlaka bir ekspertiz raporuyla alınmasında fayda var. Mutlaka, yani buradaki amaç arsanın fiyatının belirlenmesi değil. Arsanın özelliğinin, imar özelliğinin anlaşılması, sit alanı mı değil mi, üzerinde bir elektrik idaresinin bir direği var mı yok mu? Hani bunların hepsi çok şey fark ettiriyor. Yola cephe mi değil mi? O yol kadastral yol mu değil mi? Tarla yolu mu? Orman yolu mu? Hani oldukça kompleks bir ürün aslında. Dolayısıyla insanlar bu hayallerini kurarken yanılmamaları açısından mutlaka belgelendirilmiş, onaylanmış, yetkilendirilmiş bir ekspertiz şirketiyle bir mutlaka rapor almalarını önemsiyorum. Diğer önemsediğim bir konuysa mutlaka yine belgeli, tecrübeli bir gayrimenkul danışmanıyla ilerlenmesini ben her zaman öneriyorum bu tip işlemlerde. Çünkü o bir arayüz oluyor açıkçası mal sahibiyle. İleride yaşanabilecek herhangi bir problemde size bir dayanak oluyor. Dolayısıyla bu arsa ile ilgili benim hani bu yatırım yapmayı hayal edenlere de en büyük önerim bu olacaktır diyebilirim. Yerinde gidip görmek adına, tabii, tüm bu detaylar tabii, adına çok tabii, kıymetli. Tabii. Şimdi geri dönecek olursak konut gayrimenkul tarafına, siz geçtiğimiz günlerde yine bir demeç verdiniz. Burada sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorsunuz. Burada evet, da yeri geldiğinde onu da söylemiş olalım, soruları da yanıtlıyorsunuz. Burada özellikle siz geçtiğimiz hafta şuna dikkat ettiniz. Dediniz ki şimdi bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor ama yurt dışına talep çok. Doğru. Burada gayrimenkulde, konutta ya da orada alternatifler var tabii. Belki detaylarını şimdi sizden alacağız. Türkler en çok hangi ülkelere yatırım yapıyorlar? Hangi ülkelerde daha çok, en çok neye yatırım yapıyorlar? Bu tarafı konuşalım. Tabii. Aslında biraz önce güzel bahsettiniz. Yani Türk insanı gayrimenkulü geleneksel olarak çok seviyor. Yani bizim geleneksel bir yatırım aracımız. Mesela bunu Kuzey Avrupa ülkelerinde bu kadar göremeyebilirsiniz vesaire, ama Türk insanına gayrimenkul yatırımı oldukça önemli. Türkiye'de bu kredi erişimi zorlaştıkça, fiyatlar belli bir noktanın üzerinde olduğu sürece bu gayrimenkul yatırımcısı başka yönlere bakıyor. İşte biraz önce arsadan bahsettik. Bir grup ise yurt dışına bakıyor. Burada biraz rakam vermek isterim ben. 2022 yılında Türklerin yurt dışına yaptığı yatırımların toplamı yaklaşık 700 milyon dolar bandındaydı. 2023 senesinde ise bu rakam 2 milyar doların üstüne çıktı. 2 milyar doların üstüne çıktı. Yani yaklaşık 3 katına çıktı. Burada başı İngiltere çekiyor. Birinci sırada İngiltere'ye yapılan yatırımlar var. Ardından Yunanistan, ardından İspanya, ardından İtalya geliyor. Yani biraz daha burada hem yatırım değeri yüksek lokasyonlar, geri dönüşü iyi lokasyonlar, hem de biraz daha böyle işte golden vize gibi yurt dışında en azından işte vize kolaylığı sağlayabilecek ülkelere bir yönelme olduğunu görüyoruz. Burada raporlanmayan, henüz belki bu raporlara girmeyen ama bu 2024 içerisinde trend olmuş da birkaç ülke de var. Bunlar da başı Dubai çekiyor. Dubai şu ara çok önemli lokasyonlardan bir tanesi. Hem kültürel olarak yakın olması, hem kira geri dönüşlerinin iyi olması, hem işte gene lokasyon olarak yakın olması gibi sebeplerle orası tercih ediliyor. Ardından yine Karadağ oldukça gündemde. Zaten Karadağ şu anda gitseniz neredeyse ülkenin yarısını Türkler yapıyor. Hani Türkler sadece satın almıyor, aynı zamanda orada inşaat geliştirme anlamında da Türklerin çok varlığını görebiliyorsunuz. Ve yine raporlarda görülmeyen ama çok ciddi talep artışı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görebiliyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben 2 hafta önce oradaydım. Bir yine etkinliğimiz vardı orada. Yani ciddi anlamda bir hem inşaat arzı çok fazla orada, hem de Türkiye'den ve yakın coğrafyadan, burada işte Rusya, Ukrayna'da olsun, ciddi bir talep olduğunu Kuzey Kıbrıs'a görebiliyoruz. Orada yasalarla ilgili bazı düzenlemeler de yapıldı. Eskiden işte bir kişi bir gayrimenkul alabiliyordu. Şimdi yapılan yasayla bir kişi 3 gayrimenkul alabiliyor olacak vesaire. Yani Kıbrıs'a da yine ülkeye yakın olması, iyi bir tatil lokasyonu olması, geri dönüşlerin iyi olması sebebiyle Kıbrıs yönüne de talebin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Tolga Bey, peki şimdi konuştuk detaylıca ama yıl sonu beklentilerine ilk 6-7 aya baktığımızda evet, çıktılar, rapor sonuçları bunlar, ama böyle yıl sonu beklentilerine tabii çok çabuk da değişiyor. Bir taraftan doğru, jeopolitik gerilimleri, doğru, krizleri konuşuyoruz. Hala bitmeyen, dinmeyen bir Rusya-Ukrayna savaşından burada yakın bölgesel coğrafi konumda bunları konuşacak olursak, burada konuta dair aslında az önce burada üretim arz tarafında da rakamları konuştuk ama yıl sonu beklentilerini sizden değerlendirmenizi rica ederim. Şimdi burada en önemli karar aslında faizlerin ne olacağı. Yani bu çok önemli bir gösterge. Biz enflasyonun kontrol altına alınmasıyla beraber ki şimdi yeni verilere baktığımızda işte Ekonomi Bakanımız da açıklıyor, yurt dışı raporları da okuyoruz. Türkiye'de hızlı bir enflasyondan düşüş bekliyoruz. Hatta yıllık önümüzdeki dönemin bir yıllık enflasyonuna baktığımızda beklentiler %30 bandına kadar geriliyor. Şimdi bu enflasyon kontrol altına alınması neden önemli? Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın faiz politikasında düşüş bekliyoruz. Bu düştükçe ne olacak? Beklentimiz finansmanın maliyetinin aşağı inmesi. Finansman maliyeti aşağı indikçe de krediler arttıkça, kredi verildikçe de yine konut talebinin canlı bir şekilde artabileceğini ümit ediyoruz. Fakat bunlar eskisi gibi, yani özellikle bundan 2-3 sene öncesi gibi çok sert kampanyalar, çok sert faiz düşüşleriyle olmayacaktır. Biraz daha yavaş yavaş gerçekleşecektir bu düşüşler diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ben bu seneyi yani ortalama 90 bin bandı değil belki ama biraz daha 95-100 bin bandında bir işlemle, yani 1.1 milyon, 1.2 milyon bandı konut satışıyla. Fiyatlarda ise yaklaşık enflasyon oranında artış. Yani bir sene sonra buraya geldiğimizde nominalde %25-30 bandında fiyatlarda artış olacağını öngörüyorum. Yani konut, dediğim gibi, konut talebi hiçbir zaman bitmez. Artan nüfusuz, büyük şehirlerin büyüdüğü bir ülkeyiz. Dolayısıyla konut talebi şu anda aslında sadece öteleniyor. Yani bu diğer ürünlere benzemeyen bir ürün. Ama bahsettiğim gibi kontrollü bir düzelme bekliyorum. Nereden itibaren bekliyorum? Son çeyrekten itibaren kontrollü bir düzelme bekliyorum gayrimenkul sektöründe. İlanlar size ne söylüyor? İşte ilanlarda da aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi şimdi durgunluğu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Biz eskiden bir ilanın işte yayından kalkma süresini çok yakın takip ediyoruz. Onun sebebini soruyorsa satıldı vesaire. Yani eskiden bu oran böyle satılıklarda yaklaşık işte 70 günler, 71 günler bandına gelmişti. Yani bir konutu işte ilana koyduktan sonra maksimum işte 70 gün civarında satıyordunuz. Bu rakam şu anda 90 günlere, 91 günlere kadar çıktı. Tabii bu ortalama. Yani bu şu demek, bazısı 30 günde satılıyor, bazısı belki 180 gündür yayında ama satılmıyor. En temel gördüğümüz şeylerden birisi bu. İkinci konu kiralık arzının arttığını görüyoruz. Kiralık arzının. Neden arttığını görüyoruz? Birkaç sebebi var. Birincisi turizm amaçlı işletilen, yani bu kısa süreli kiralamalara ciddi regülasyonlar geldi. Şimdi böyle olunca konutlarını alıp kısa süreli kiralayan birçok gayrimenkul uzun vadeli kiralık pazarına girdi. İlk temel şey bu. İkincisi bu özellikle kira artışlarındaki üst limitin kalkmasıyla bir grup, ki bu grup yaklaşık bu kiralanan evlerin %10-15'inden bahsediyoruz, evleri boş tutuyordu. Yani ben kiracıyla uğraşmayayım, işte buradan zaten geri dönüş istediğim gibi olmuyor, ben bu şu yasanın bitmesini bekleyeyim diyen bir grup vardı. Burada da kiralık pazarına yine buradan gayrimenkullerin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Zaten yazında kiralık piyasasının yüksek olduğu bir dönemdir. İşte okullar belli oluyor, üniversiteler belli oluyor, tayinler, terfiler, her şey belli oluyor. Bir hareketin olduğu bir dönemdir. Özellikle Ağustos ayından itibaren. Dolayısıyla kiralık tarafında bir canlılık gözlemliyoruz. Gerek arz tarafında, gerek talep tarafında. Arsa tarafı biraz önce bahsettiğim gibi, yani arsa şu anda birçok gayrimenkul uzmanı da eskisinden daha fazla arsa tecrübesi elde edilmeye başladı. Arsayı portföylerine katmaya başladılar. Çünkü arsa işi biraz da böyle daha az dijital satılan bir üründü. Hani herkes işte oranın muhtarı, köylüsü, tanıdığına arsa satar falan gibi durumdaydı. Şimdi o tarafında biraz daha profesyonelleştiğini, biraz daha dijitalleştiğini görüyoruz. Ve arsa ilanlarında sayı olarak arttığını gözlemliyoruz. Kalitesinin de arttığını gözlemliyoruz. Genel olarak baktığımızda ilan tarafında bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi bir de kentsel dönüşüm başlığı var. Tabii bu da son başlığımız olsun. Burada Türkiye'de kentsel dönüşüm süreciyle birlikte, başkanlığının da kurulmasıyla, aslında yasanın açıklanmasıyla birlikte de bu tarafta işte Türkiye'nin hangi bölgeleri daha çok deprem riskinde, bu bölgelerdeki ilanların ya da buradaki yatırımların ya da talebin daha çok azaldığını görüyor musunuz? İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri bir taraftan gayrimenkul tarafında bu işle uğraşan kişilerin, işte gayrimenkul ve yapı firmalarının daha çok ne gibi çözümler bulduğuna. Siz çünkü hem sektörü de bir taraftan tüm toplantılarına, zirvelerine evet. Burada da katıldığınız için oradaki hava nedir aslında? Evet. Arka planda kuliste konuşulanlar nedir? Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bize oradaki çalışmalar, çözümler nedir? Yapı firmalarına yapmaya çalıştıkları nelerdir? Ya da projeleri nelerdir? Biraz sizden dinleyelim. Çok kısaca bahsetmek gerekirse bir kere yani tabii İstanbul şimdi bunun en büyük gündem maddesi. Çünkü biliyorsunuz yani İstanbul'daki olası bir deprem hani ülkeyi gerek sosyal anlamda gerek ekonomik anlamda yani birçok açıdan gerçekten çok riskli bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz. Türkiye'nin zaten büyük bir kısmı deprem bölgesinde. Dolayısıyla bu deprem bizim için bir dönem dönem bakılabilecek bir konu değil. Yani bu bizim iç içe yaşadığımız bir durum, vazgeçemeyeceğimiz ve sürdürülebilir, çok uzun vadeli bakılması gereken bir konu. Şimdi bununla ilgili bazı yasalarda dediğiniz gibi bazı eksiklikler vardı. En temeli mesela eskiden işte bir gayrimenkulün dönüştürülmesi için işte 2/3 oranında çoğunluk aranıyordu. İşte bu şu anda %50'ye çekildi, 50+1'e. Ondan sonra bu önemli bir şeydi. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kuruldu. Bu iş artık daha odaklı bakılıyor. Belediyelerin çok ciddi sürekli gündeminde var. Başta İstanbul olmak üzere. Burada ciddi bir odak var. Hibeler var. Yani şu anda aslında evinizi dönüştürmek isteyene işte 600.000 hibe, 600.000 kredi, 100.000 lirada bir ekstra destekle beraber 1,5 milyon TL'ye varan destekler var. Yani devlet şu anda bu işi daha hızlanması için elinden geleni yapıyor. Zaten yeni yapılan biliyorsunuz dairelerin hepsi depreme daha dayanıklı yapılıyor. Projeler tarafında bu depreme dayanıklı olmak artık bir hijyen faktörü oldu. Yani zaten herkesin bunu yapması gerekiyor. Ama neler görüyoruz? Daha alçak katlı binalar. İşte deprem izolatörü gibi çözümler. Daha önce hiç duymadığımız böyle işte son tüketiciye değer yaratan izolatör gibi sistemler duymaya başlıyoruz. Hani önümüzdeki dönem bu konuya ciddi bir odak olduğu çok net belli. Burada özellikle daha alçak katlı yapılaşmanın teşvik edilmesi için de kamu arazilerinin imara açılmasıyla ilgili de biliyorsunuz birçok şey var, çalışma var. Yani önümüzdeki dönem deprem bilincinin herkes tarafından arttığı, yani konuya işte bazen insanlar mal sahibi ya ben kentsel dönüşüme girmeyeyim, metrekare kaybedeceğim, ev kaybedeceğim gibi bakmaktan artık yavaş yavaş çıkması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü burada insan canı söz konusu. Dolayısıyla bu konuda gerek belediyeler, gerek devlet yeni yasalarla, yeni uygulamalarla çözüm bulmaya çalışıyor. Daha hızlanması gerekli mi? Gerekli yani İstanbul'da çünkü yüksek riskli 600.000 konuttan bahsediyoruz. Bunun biraz daha hızlanması gerekli. Burada bu aslında bütünleşik bir çalışma. Gerek ev sahiplerinin, gerek belediyelerin, gerek devletin bir arada hızlıca ilerlemesi gereken bir konu diye düşünüyorum. En azından bilinç oldukça yükseldi. Bir musibet bir nasihattan iyidir. Maalesef işte geçen sene yaşadığımız bu yüzyılın depremi diyebileceğimiz depremden sonra bu odak arttı. Umarım daha da hızlı bir şekilde devam edecektir bu konu. Çok teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Hem raporlar hem anket sonuçları rakamlarla birlikte çok verimli, bilgilendirici de bir program oldu diyelim. Sektöre dair kıymetliydi vermiş olduğunuz bilgiler. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emlakjet CEO'su Sayın Tolga İdikat bizlerle birlikteydi. Gayrimenkul sektörüne dair son tabloyu çizdi bizlere. Birazdan devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.